5. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 198 Zaman içinde gezerken gördüklerimiz isimli metindeyiz. Metni okuyup anlayalım. Okuyup anladıysak arkadaşlar metinle ilgili soruların olduğu etkinlik sayfasına geçebiliriz. Hemen geçiyorum ben de. Sayfa 201'deki birinci etkinliğimize başlayalım. Aşağıda belirlenen kelimelerin ve kelime gruplarının anlamları metinle hareketle tahmin edildiğiniz kelimelerin sözlük anlamını yararak bulmacadan bulalım. Evet, hemen alttaki sorularımıza bakalım. Biri zaten yazdım. Aşırı duygulanma dolayısıyla çevrede olup bitenlerin farkına varamamak. Kendini yitirmek arkadaşlar. İkiye bakıyorum. Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren aygıt. Evet, buradaki dinamo arkadaşlar hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviriyor. Dinamo. Üçüncü sorumuza geçelim. Öfke, kızgınlık ve can sıkıntısı anlaşılmaz sesler çıkarmak. Homurdanmak. Dörde bakalım. Bir şehrin veya önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kuleli çevresinde hendekler bulunan küçük kale, hisar, beşinci soruya bakalım. Düşman ülkesini akın yapan savaşçı, akıncı. Altı, toprak ve kireçle karışık taş kırıntıları, yapı döküntüsü, inşaat atığı, moloz. Yediye bakalım. Neşeli, hoşça vakit geçirme işi, cümbüş. Sekizinci ve son sorumuz arkadaşlar, buluş. Bu şekilde buluş yazdık. Bulmacamızı tamamladık. Diğer sayfamıza geçelim. Sayfa 202. İkinci etkinlik. Metinde geçen gerçek, mecaz ve terim anlamı sözcükleri bulup yazalım. Gerçek anlamlı ifadeler. Zaman, ışık, renk, çevre, baba, bisiklet, bilgisayar. Mecaz anlamlar kendine gelmek, eziyet çekmek, söze girmek, sözünü kesmek, akıp gitmek, yol almak, keskin bakış. Terim anlamlar pil, dinamo, Hattiler, Hititler, Sümerler, Selçuklular, Çağ. Üçüncü etkinlik, aşağıdaki kelimelerden yapım eki almış olanları işaretledim. Evet, simitçi, simitten simitçi, Türk'ten Türkçe, silmekten silgi, gözden gözcü, yoldan yolluk, dağdan dağcı, çekmekten çekici, benden bencil olarak verilebilir. Dördüncü etkinlik, metinle ilgili soruları cevaplandıralım. Zaman bisikletiyle yolculuk yaparken görülebilen tek şey nedir? Zaman bisikletiyle yolculuk yaparken görülebilen tek şey onları çepeçevre saran, uçuşan bir renk ve ışık cümbüşüdür. Zaman bisikletinin durmasının sebebi nedir? Zaman bisikletinin durmasının sebebi bilgisayarın pilinin gücünün bitmesidir. Zaman yolcuları zaman bisikletini tekrar çalıştırmak için nasıl bir çözüm buluyorlar? Zaman yolcuları zaman bisikletini tekrar çalıştırmak için bilgisayarı bisikletin dinamosuna bağlıyorlar. Zaman bisikletinin pedallerini kim çeviriyor? Zaman bisikletinin pedallerini baba çeviriyor. Yolcular zaman bisikletinin pedallerini çevirmeye başladıktan sonra kimleri gördüler? Yolcular zaman bisikletinin pedallerini çevirmeye başladıktan sonra Büyük İskender'i, Selçukları, Osmanlı akıncılarını gördüler. Son sorumuzda ise metnin kahramanları tarihteki hangi önemli olaylara tanıklık ediyorlar? Rumeli Hisarı'nın yapımına ve İstanbul'un fethine tanıklık ediyorlar. Sayfa 203, metnin hikaye unsurlarını yazalım. Şahıs kadromuz Yağmur, Damla, Yağmur ve Damla'nın babası, Çuka, Anin, Büyük İskender, Fatih Sultan, Mehmet. Yer İstanbul, Rumeli Hisarı, İstanbul surları. Olay iki kardeş olan Yağmur, Damla ve babalarının zamanda yolculuk yapmaları. Zaman İstanbul'un fethedildiği zamanlar yani 1453 yılı civarı. Altıncı etkinliğe bakalım. Metindeki olayları oluş sırasına göre anlatarak özetleyelim. Damla, Yağmur ve babalarının hiç tanımadıkları bir yerde ve bilmedikleri bir zamana gitmeleri, bilgisayarın pilinin gücünün bitmesi,
Bilgisayarı bisikletin dinamosuna bağlayıp yola devam etmeleri, Hattiler, Hititler, Sümerler zamanlarından kendi zamanlarına doğru yolculuk yapmaları, Büyük İskender, Selçuklar ve Osmanlı akıncılarını görmeleri, Rumeli insanının yapımını ve İstanbul'un fethini izlemeleri, artık babanın zamanında yolculuk yapmak istememesi ve bisikleti bırakmaları. 7. etkinlik metinlik geçen gerçek unsurlar ve kurgusal unsurları ifade edelim. Gerçek unsurlar Hattiler, Sümerler, Hititler, Büyük İskender, Selçuklular, Osmanlı akıncıları, Rumeli Hisarı, Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi bunlar gerçek unsurlardır. Kurgusal unsurlar ise zaman bisikletiyle zamanda yolculuk, geçmişten gelen Çukay ve Anin, Çukay ve Akın'ın günümüze gelmesi. Sayfa 204, 8. etkinlik. Aşağıdaki verilen noktalama işaretlerinin görevlerini birer görevini yazalım. Ardından cümle içinde kullanalım. Ünlem, sevinme, korkma, acıma gibi duyguları ifade eden cümlenin sonuna konur. Yaşasın, yarın tatile gidiyoruz. Nokta, sıra belirtmek için rakamla yazılan sayıları da sonra konur. Yarışta ikinci oldum. Virgül, ard arda sıralanmış eş görevi sözcüklerden sonra kullanılır. Ege bölgesinde en çok zeytin, virgül, incir, virgül, pamuk ve üzüm yetiştirilir. 9. etkinlik, bir zaman makinesi icat ettiğinizi düşünün. Zaman makinesinde tahtadaki fotoğrafta bulunan yerlerden hangisine gitmek isterdiniz diyor. Zaman makinesine getirdiği fotoğraflardan dinozorların yaşadığı dönemlere gitmek isterdim. Çünkü dinozorları ve o dönemdeki hayatı çok merak ediyorum. Dinozor çeşitlerini, havada uçuşan çeşitli hayvanları görmeyi isterdim. 10. etkinlikte aşağıda verilen işlem basamaktan okuyalım. İşlem basamaktan oynayarak bir buluş yapmanın mümkün olmadığını yazalım. Bu işlem basamaktan uyularak bir icat yapılabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu işlem basamaklarında her şey eksiksiz olarak düşünülmüş ve yazılmış. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarıyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.